mevzuyu bir bütün el olarak ele aldığımız zaman günahlar yüzünden insan rızıktan mahrum olur mu? Olur. Zaten o da hadis-i şerifte. Ve inne racule leyuhramu rizka bizden bir yusuy bu. Bir adama rızkı Allah'ın ezeli ilminde her şey değişmez. Ama mesela orada rızık olarak levh-i mahfuzda bile yazılan bir para gelmez sana. Halbuki levh-i mahfuzda sana gelecekti o para. Neden bir günah düşer diyor. Ama Allah Teala ezeli ilminde onun düşeceğini bildiği için ezeli ilim değişmiyor. Ama levh-i mahfuzda ön kararda o yazıyor. Ama arka plandakini melek görmüyor. Onun için değişim meleklere göre. Melek de şaşırır böyle. Bakar Allah Allah, bu adam da bu sene voleyi vurdu der ya, iyi zengin olacak falan. Bir de bak, on sonra adam sürünüyor falan. Allah Allah, ya Rabbi ne durum var? Bir levh-i mahfuzda bakar, rızık gitmiş. Silinmiş oradan. E niye silin? Hadis. Ya şimdi bana hadis oku, ayet oku. Hadis ayeti de okuyor zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, isterseniz şu halde okuyun. Ne oldu? Fakirleri, hani benim tefsir derslerimi dinleyenler, Kalem suresindeki Bostan ashabı. اِنَّا بَلَوْنَامْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَابَ بَلْجَنَّ۪ي بَكْسَمُوا لَيَصْرُمُنَّا مُصْبِح۪ينَ Babaları çok hayır yapıyor değil mi? Yemen'in en güzel bostanı o. Deve taşıyamıyordu meyveleri ya, develer. Ama babaları öldü, çocuklar cimrilik etti. Dediler sabah erkenden bahçe, bostanı devşirelim. Babaların zamanında alışmışlar bütün fakirler, erkenden geliyorlar. Herkese gönderiyor, deve yükü dolusu. Uşur, muşuru da geçiyor yani, ne onda bir. Ama bolluğu, bereketi var. Ama oğulları dediler ki, biz dediler sabaha erken davranan fakirler daha uyanmadan bostanı biçelim, edelim, satacağımı satalım, yiyeceğimizi götürelim. Ondan sonra millete dağıtmayacağız. Karar verken, hadi bak. Onlardan erken diyor Mevla, ben davrandım diyor. فَاَصْبَحَتْ كَسَّرِيهِمْ فَطَافَ عَلَيَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ Rabbinin diyor, dolaştırdığı bir tavaf eden bora diyor, bir ateş diyor, böyle bahçeyi bir tavaf etti diyor. فَاَصْبَحَتْ كَسَّرِيهِمْ Bahçe oldu kapkara bir halde. Sabaha erkenden geldiler, ta imsaktan sonra yola çıktılar. Evlerine biraz mesafe vardı. Geldiler. اِنَّا لَضَالُونَ Biz bahçeyi şaşırdık herhalde, yolu şaşırdık dediler. Sonra dediler, بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Ya biz mahrum olduk. Hemen de anladılar yani. Tövbe ettiler. Bir rivayet daha iyi bir bahçe verdim öyle onlara. Tövbe de rivayetler var. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ha, sabaha şey yapsalardı, bir senelik erzaklarıydı. Sattıkları, yedikleri, içtikleri bir sene rahatlık içinde geçecekti. Bütün ailenin ekonomik düzeni iyi olacaktı. Fakire vermeyelim işte günahını. Karar verdiler. Daha yapmadılar. Kararı verdiler. Gece işi bitirdim Allah buyuruyor. İşte bu ayet okursanız diyor sallallahu aleyhi ve sellem, günahından sebep adam mahrum olurmuş, anlarsınız rızkından buyuruyor. Ne anlatacağım daha sana?